Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim patates dizmesi. Kıymalı, çok kolay. Şöyle 10 dakikada hazırlayabileceğiniz müthiş bir ana yemek. Hemen uygun bir tencereyi ocağıma alıp önce kıyma harcını hazırlayıp üzerine patatesleri dizip fırınlayacağız. Çok kolay olacak. Şöyle 200 gram kadar kıymayı tavanın içine alıyorum. Kıymayı buzluktan yeni çıkarttım. O yüzden biraz çözülmesi için kapağını kapatacağım. Biraz çözülsün. Altında kısa alayım. Öncelikle bir kıyma birazcık erisin. Kıyma artık iyice çözüldü. Böyle kaşığın arkasıyla ezerek dağıtıyorum. Ve içerisine iki tane orta boy kuru soğan ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. İki tane de yeşil biberi. Küçük yemeklik olacak şekilde doğradım. Soğanı içerisine pişirene kadar kavuruyorum. İçerisine 2 tane büyüklerinden domatesi kabuklarını soyup yemeklik olacak şekilde doğradım. Domates çok güzel bir lezzet veriyor, tavsiye ederim. Mevsimine göre domates sosu da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı dolusu da domates salçası. Şöyle bir 5 dakika güzelce kavurup ondan sonra baharatlarını ilave edeceğim. Tamamdır. İlk kere açıp şöyle karıştırdım. Kaşığın arka tarafında da şöyle biraz domatesleri ezdim. Bu arada altı kısık da değil, yüksek ayarda. Şimdi içerisine 2 çay kaşığı tuz, 1'er çay kaşığı kırmızı toz biber ve karabiber ilave edip karıştırıyorum. Ocağın altını artık kapatıyorum. Hemen ufak bir işlemden sonra tavada tekrar salçalı sos yapacağım. Şöyle borcamı önüme alayım, hemen şurada dökeyim. Borcamın içerisine şöyle döküyorum. Tekrar kenara alayım. Şu tavanın içerisinde birazcık salçayla su kaynatacağım üzerine dökmek için. Tekrar ocağın altını yakıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar çok olmadan salça ilave ediyorum. Çok değil, bir yemek kaşığı kadar şöyle birazcık da sıvı yağ. Bu şekilde salçalı sosunu hazırlayıp üzerine dökerseniz çok daha güzel lezzet veriyor. Şöyle biraz karıştırayım. Bir çay bardağı su ilave ediyorum. Şöyle biraz kısayım. Tamamdır. Salçayı şöyle dağıttığım zaman yeterli. Çok kaynatmayacağım. Bunu en son patatesleri dizince üzerine dökeceğim. Tamamdır. Artık ocağın altını kapatayım. Kıyma harcı hafif şöyle yayıyorum. Üzerine 4 tane orta boy patatesi şöyle uzun uzun doğradım. Şöyle diklemesine yerleştiriyorum. Çok aşırı derecede ince de değil, çok kalın da değil. Patateslerim biraz uzunmuş, o yüzden istediğim gibi olmadı ama olsun. Böyle yuvarlak seçerseniz çok daha güzel bir görüntüsü oluyor. Şöyle batırıyorum içine doğru. Gelişi güzel. Hafif sırayla diziyorum. Çok kalın da değil, çok aşırı ince de değil. Çok aşırı ince yaparsanız çabuk pişip dağılır. Çok aşırı kalın da yapmayın. Şu şekilde gayet iyi.
patatesleri dizdikten sonra üzerine şöyle salçalı sostan gezdiriyorum. Patateslerin üzerine gelecek şekilde biraz çarkaladım, onu da üzerine gezdireyim. Yemeği hazırladım. Gördüğünüz gibi çok kolay bir yemek. Üzerine biraz şöyle kekik serpeceğim. Bu tamamen isteğe bağlı. Ben kekik patates de sevdiğim için ilave ediyorum. Birazcık da şöyle hafif kırmızı toz biber. Hiç üzerini falan örtmeden önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında ortalama 40-45 dakika boyunca pişiriyorum. Üzeri kızarınca anlarsınız zaten. Dağılmadı, çatalla bir kontrol edin. Piştiyse alın. Yemeği fırından çıkardım. Tam 40 dakikada pişti. Eğer hızlı pişirirse biraz o fırınınızın ayarını kısın ki patatesler de pişsin. Hemen şöyle güzel bir servis tabağını alıp videomu bitireyim. Mutlaka denemeniz gereken yemeklerden bir tanesi. Çok fazlasıyla kalın yapmamanızı tavsiye ederim. Çok da lezzetli oluyor. Kıymayla patatesin zaten uyumu ayrı bir güzel. Birden 10'a kadar yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ufak da olsa bir kalp bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.